çalışma sırasında kullanılan nesne veya nesnelerin herhangi bir şekilde seçilmesinin ardından o nesnenin etrafında bounding box yani sınırlayıcı kutu belirir. Bu kutu aracılığıyla nesnelerin seçildiğinin anlaşılmasının yanı sıra nesnelerin boyutlandırılması, taşınması ve döndürülmesi gibi işlemler de aktif hale gelecektir. Bu dönüştürme hareketleri nesne seçildikten sonra nesnenin köşelerinde beliren kutucukların seçilerek sürüklenmesiyle uygulanabilmektedir. Eğer nesnenin köşesindeki bir tutamacı hareket ettirecek olursanız, nesnenin boyutunu değiştirebilirsiniz. Eğer nesnenin oranlarının bozulmamasını istiyorsanız, bu değişim yapıldığı sırada klavyeden Shift tuşuna basarak nesnenin orijinal oranlarında büyüyüp küçülmesini sağlayabilirsiniz. Nesnenin kenarındaki tutamacın tutulması ise sadece o kenar üzerinde uygulama yapmanızı sağlar. Ayrıca nesne seçildikten sonra eğer imlecinizi nesnenin köşelerine doğru götürürseniz belli bir mesafede imlecin iki ucu ok olan bir yay haline dönüştüğünü görürsünüz. Bu da nesneyi döndürüp çevirebileceğiniz anlamına gelir. Eğer çalışmanız sırasında Bounding Box'ın görünmesini istemiyorsanız View menüsü altından Hide Bounding Box diyerek çalışmanız sırasında nesnenin etrafında bu kutunun görünüp görünmemesini ayarlayabilirsiniz. Tekrar Show Bounding Box diyerek sınırlayıcı kutuyu tekrar görünür hale getiriyorum.